Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Hicr suresi 26-44. Ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada insanın yaratılış macerasının bir bölümünü bize bildiriyor. Şöyle ki, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Gerçekten biz insanı yarattık. مِنْ صَلْصَالٍ Topraktan, çamurdan yarattık. Min hame immesnun siyah, kokuşmuş olan bir çamurdan, topraktan yarattık. Kur'an-ı Kerim'in değişik yerlerinde insanın yaratılışıyla alakalı halagahu min turab, topraktan yarattı. Hame immesnun burada geçtiği şekliyle değişik ifadeler geçiyor. Bunlar Allah-u Teala'nın toprağa vermiş olduğu değişik merhaleler. Yani Allah-u Teala o toprağı çamur haline getiriyor. O çamur kuruyor ve işte vurulduğu zaman tın tın ses edecek şekilde öyle bir özellik kazanıyor. Ve siyah, kuru, kokuşmuş bir çamurdan yaratıldığı bu ayet-i kerimede ifade ediliyor. Burada gerçekten Allah-u Teala'nın bir sanat harikasıyla karşı karşıyayız. Bu okuyacağımız kısım ilk insan olan Hazreti Adem'le alakalı. Ama Hazreti Adem topraktan yaratılırken aslında bizler de topraktan yaratıldık. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Yani bizim de ham maddemiz topraktır. Anne babamız vasıtasıyla yaratıldık. Ama onların yemiş oldukları gıdalar toprağa dayalı gıdalardı. Hayvan da, hayvan eti de yemiş olsalar o da yine topraktan besleniyor. Böyle olunca Allah-u Teala hem Hazreti Adem'i hem de bizleri topraktan yaratmıştır. خَلَقَكُمْ مِنْ turab, Allah sizi topraktan yarattı. Bu mealde ayet-i kerime bulunmakta. Ve min sülale, başka bir yerde min tîn, yani çamurdan bir hülasadan Allah yarattı. Ayette böyle ifade ediliyor. Rivayetlere göre Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama git diyor, yeryüzünün topraklarından birer parça bana getir. Cebrail aleyhisselam yeryüzünün değişik özellikteki topraklarından getiriyor. Allah-u Teala tabir caizse mecazi olarak ifade ediyorum, kudret eliyle o toprağı balçık haline getiriyor, çamur haline getiriyor, ona şekil veriyor ve ardından ona ruh üflüyor. Nasıl ki bir sanatkar işte heykeli yapar, onu şekillendirir ama ona ruh üfleyemez. Allah-u Teala toprağı çamur haline getiriyor, şekillendiriyor ve ona aynı zamanda ruh da üflüyor. Vel cehenne halaknahu min qabl min naris semum. Cinleri de daha önce naris semumdan yarattık. Nar ateş anlamında, semum insanın mesamatına nüfuz eden, bazıları dumansız ateş şeklinde bunu ifade ediyorlar. Böyle bir ateşten yarattık. Artık nar-ı semum nedir? Değişik şekillerde açıklamaya müsait ama en azından ham madde itibariyle ateş. Burada belki şuna da dikkat çekmekte fayda olur. Nasıl ki insan topraktan yaratıldı ama bir toprak parçası değil, cinler de ateşten yaratıldı. Onlar da ateş parçası değil. Biz topraktan yaratıldık ama hayatımız var, şuurumuz var, aklımız var. Cinler de ateşten yaratıldı. Onların da akılları, şuurları var. Onlar da mükellef varlıklar. Burada can ifadesi, cin aynı kökten geliyor. İns ve cin birbirine mukabil olarak kullanılır. Ve cinlerin bizden daha önce yaratıldığı bu ayet-i kerimeden anlaşılıyor. Vel cenne halaknahu min qabl. Daha önce de cinleri yarattık. Min nâri semum, nâri semumdan. Dumansız ateşten o cinleri yarattık. Allah-u Teala değişik maddelerden değişik şeyler yaratıyor. Mesela melekler de nurdan yaratılmış. Manalardan yaratılan melekler var. Havadan, sudan, çok değişik şeylerden yaratılan değişik varlıklar var. Allah-u Teala değişik unsurlardan devamlı hayatı yaratıyor. Cinler bizim gözle görmediğimiz varlıklar. Ateşten yaratılmış. Onlar da yeryüzünün sakinleri. Ama insanlarla iç içe değil,
muhtemelen bazı kitaplarda anlatıldığı şekliyle daha çok dünyanın ıssız, sessiz yerlerinde, insanlardan uzak yerlerinde onlar yaşıyor. Bir zamanlar dünyanın ateş küresi olduğunu kitaplar yazar. Bir zamanlar dünya işte bir ateş küresi halinde, bir alev kütlesi halinde. Alev kütlesi halindeyken insan yaşayamaz, bitkiler yaşayamaz. Ama o dönemde cinler yaşayabilir. Nasıl ki biz toprağın çocuğuyuz, topraktan yaratıldık, toprağın üzerinde yaşıyoruz. Benzeri bir şekilde cinler de ateşte yaşarlar. Ateş onlara nispetle bizim için toprak neyse onlar için ateş odur. Böyle olunca önceki dönemlerde onların yaratılması hikmeten daha münasip. Ve Allah-u Teala o dönemlerde de yeryüzünü sakinlerinden hali bırakmamış, boş bırakmamış. O dönemde de bu gibi varlıklar yaratmış. Burada insana mukabil olarak cinlerin nazara verilmesi aynı zamanda şu açıdan da düşünülebilir. Çünkü o cinlerden birisi olan kâne minel cinni diye ayette ifade edilen iblis insanlarla uğraşacak. İblis ve onun zürriyeti insanlarla uğraşacak, yoldan saptırmaya çalışacaklar. Bu açıdan insanın yaratılışı anlatırken onun da yaratılışına dikkat çekiliyor. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ Rabbin meleklere şöyle demişti. اِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالْ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Ben kuru ve o kokuşmuş siyah çamurdan bir insan yaratacağım. Meleklere bunu bildirdi. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ Ben onu şekillendirdiğimde, ona düzgün bir şekil verdiğimde وَنَفَخْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Ve ruhumdan ona üflediğimde فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِنْ Ona secde edin. Onun için secdeye varın. Burada Allah-u Teala'nın ruhundan insana ruh üflemesi. Bu acaba ne manadadır? Zihinlere takılabilir. Bu teşrif içindir. Tefsirlerde dikkat çekildiği üzere. Yani Allah-u Teala insana ruh üflüyor ama ruhumdan diye bunu ifade ediyor. Nasıl ki Beytullah diyoruz Allah'ın evi ama Allah-u Teala o mekanda değil. Allah mekandan münezzeh. Allah'a nispet edilmesi onun şerefini ortaya koyar. Bunun gibi Allah-u Teala'nın ruhumdan insana üflediğimde demesi insanın ruhunun Allah'tan bir parça olması anlamına gelmez. Ancak burada şöyle bir incelik herhalde düşünebiliriz. İnsanın ruhu ilahi özellikler de taşıyor. Yani Allah-u Teala mesela her şeyi bilendir. İnsan ruhunda da ilim öğrenme kabiliyeti var. Allah-u Teala irade sahibidir. İnsanda da irade var. Allah-u Teala kudret sahibidir. İnsan kudret sahibi olabiliyor. Bir takım şeyler yapabiliyor. Allah-u Teala bu şekilde kendi özelliklerinden hatta kendi sanatkarlığından insan ruhuna üflemiş ve bazı özellikler koymuş. Bizler şu anda hiçbir şey yaratmış değiliz, yaratamayız da ama Allah'ın yarattıklarına yeni yeni şekiller verebiliriz. Mesela Allah-u Teala kuş yaratır, biz de uçak yaparız. Allah'ın yarattığı kuşları inceler ve Allah'ın tabiata koyduğu kanunlardan istifade eder. Biz de uçakları meydana getirebiliriz. Bu da ilahi ruhtan insana üflenmesinin bir tezahürüdür. Allah-u Teala bu gibi özellikleri insan ruhuna vermiştir. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَ كُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ Böylece bütün melekler secde ettiler. İlla iblis ama iblis etmedi. İblis de melekler arasında, o da ruhani varlıklardan ama meleklerden mi değil mi tartışılır zaman zaman. Anladığımız kadarıyla meleklerden değil. Kur'an-ı Kerim onu kâne minel cinni diye anlatıyor. O cinlerden idi. Ama o da bu emre tabi miydi? Herhalde tabi olduğu anlaşılıyor. Çünkü secde etmemesinden dolayı Allah'ın huzurundan tard ediliyor. Demek ki Adem'in büyüklüğünü kabul etmekte o da mükellef. Ebe en yekûne ma'as-sâcidin İblis secde edenlerle olmaktan kaçındı ve secde etmedi. Gâle ya İblis, Allah-u Teala şöyle buyurdu. Ey İblis,
Meleke elle tekune ma'as-sacidin. Yani ne oluyor sana? Secdedenlerle beraber olmana engel ne? Niye secdeye varmadın? Gale lem ekun li escud li beşer halaktahu min salsal min hame'in mesnun. Hame-i mesnundan, yani kokuşmuş, kuru, siyah bir çamurdan yarattığım bir varlığa mı ben secde edeceğim? Ben buna secde edemem dedim. Bunun üzerine Cenab-ı Hak gale fahruc minha fe inneke racim. Ona dedi ki çık oradan, sen kovuldun, kovulanlardansın. Ve inne aleyke lane ila yevmiddin, din gününe kadar, hesap gününe kadar lanet senin üzerine olsun. Gale rabbi fe enzirni ila yevmi yub'atun. O zaman iblis şöyle münacatta bulundu. Dedi ki ya Rabbi, onların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Gale fe inneke minel munzarin. Allah şöyle bildirdi. Sen mühlet verilenlerdensin. İle yevmil vaktil malum. Malum vaktin gününe kadar. O belirli güne kadar sana mühlet verildi. Burada İblis Allah-u Teala'dan mühlet istiyor. Hem hayatının devamını hem de insanları saptırma isteğini Allah-u Teala'ya iletiyor. Ve gâle rabbi bimâ evveyteni ve diyor ki ya Rabbi, beni azdırmana mukabil le üzeyyinenne lehum fil ardı, ben de yeryüzünde günahları onlara süsleyeceğim ve le uvviyennehum ecmain, onların hepsini azdıracağım. İlla ibadeke minhumul muhlasin, muhlas kulların hariç. Yani senin o seçkin kulların dışında, muhlas olan, halis olan kulların dışında ben onların hepsini saptıracağım, günahları onlara süslü kılacağım. Burada iblisin ifadesinde dikkatimizi çeken şeylerden birisi kendisinin yoldan çıkmasını Allah'a nispet etmesi. Bime agvayteni derken, beni azdırmana mukabil ben de onlara şöyle şöyle yapacağım. Halbuki kötülükler insanın kendi nefsinden, iyilikler ise Allah'tandır. Şeytanın da bunu bilmesi ve ben kendim bunu yaptım diye itirafta bulunması ve kusurundan dolayı bir tövbe içinde olması beklenirdi. Ama o bunu Allah'a nispet etti. Yani nasıl ki başarısız bir kısım öğrenciler işte öğretmen zayıf verdi diye ifade ederler. O da benzeri bir şekilde öyle bir suçluluk psikolojisiyle suçu kendine almadı. Doğrudan doğruya bunu Allah'a nispet etti. Ve insan yüzünden, ilahi rahmetten kovulduğundan insanlara düşman oldu. O insanları kendine arkadaş etmek, yoldan çıkarmak için Allah-u Teala'dan müddet talep etti. Ve kıyamet kopuncaya kadar insanlarla uğraşmayı Cenab-ı Hak'tan istedi. Ve Cenab-ı Hak da kendisine mühlet verdi. Burada tabii şu da medar bahsi olabilir. Acaba Allah-u Teala iblise neden izin verdi? Yani Allah dileseydi izin vermezdi. Burada şunu görmekteyiz. Allah-u Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş. Allah-u Teala insanlık aleminde insanların imtihan edilmesini murad etmiş. Şeytan gibi bir varlık da olacak ki insanların iyisi, kötüsü, günahkarı, itaatkarı, bunlar ayırt edilebilsin. Bunlar birbirinden seçilebilsin. Yoksa iblis olmasaydı, şeytan olmasaydı insanlar melekler gibi olurdu. Ve o zaman insanın var olmasının da pek bir anlamı kalmazdı. Allah-u Teala hayrı mutlak olarak melekleri yaratmış. Melekler daima itaat halinde ve ibadetlerini yapıyorlar. Buna mukabil şeytanlar yaratılmış. Şeytanlar da daima isyan halinde. Bitkiler, hayvanlar var ve bunlar mükellef değil. Ve Allah-u Teala bütün bunların özelliğini gösteren insanı yaratmış. İnsanların bitkisel yönü var, büyüyorlar. İnsanların hayvani yönü var, zevk peşindeler. İnsanların meleki yönü var, melekler gibi ibadetten hoşlanırlar. Ve insanların şeytani yönü de var. Bu insanlar şeytan gibi günahtan zevk alabilir. Şeytan gibi başkalarını yoldan çıkarmaktan telezzüz eder. Böyle olunca bu insan hem bir ot gibi gelip geçebilir,
hem bir hayvan gibi süfli zevkler peşinde koşabilir, hem şeytana yoldaş ve arkadaş olabilir, hem de melekler gibi tam bir abd havası içinde hayatını devam ettirebilir. Hatta melekleri de geçebilir. Böyle olunca Allah-u Teala insanlık aleminde renklilik murad etmiş ve bu renkliliğin meydana gelmesi için iblis gibi bir varlığa da ihtiyaç var. Ve iblis kendi iradesiyle o yolu seçiyor. Kendi iradesiyle insanları saptırma görevine talip oluyor. Allah'tan bu noktada kendine izin istiyor ve yetki istiyor. Ve ona o yetki veriliyor. Bunun üzerine iblis diyor ki, ben de senin bütün kullarını saptıracağım, yoldan çıkaracağım. Ancak bir istisna getiriyor. Muhlas olan kullarına bir şey yapamam. Acaba muhlas ve bunlar kimlerdir? Muhlas, kendisine ihlas verilen, Allah-u Teala'nın ihlasa muvaffak kıldığı kimseler. İhlas, bir şeyi Allah için yapmak ve muhlisine lehuddin diye ayet-i kerimelerde de dikkat çekilir. Dini Allah'a halis kılarak dinin gereklerini yapmaya çalışmak. Böyle yapan kimseler Allah'ın muhlas kullarıdır, seçilmiş kullarıdır. Bu insanlara iblis gerçekten bir şey yapamaz. Gâle hâzâ sırâtun aleyye müstakîm. Cenab-ı Hak iblisin bu cümlesinin, bu kısmının doğruluğunu bu şekilde bize bildiriyor. Ve bu bana ait olan müstakim bir sırattır diyor. Dosdoğru bir yoldur. Ve gerçekten iblisin bu gibi kimseler üzerinde bir hakkı olmayacaktır. Cenab-ı Hak da bunu teyit ediyor. İnne ibadî leyse leke aleyhim sultan. Benim kullarım üzerinde senin herhangi bir hakimiyetin olamaz. İlla men ittebaake minel gavin. Ancak sana uyan o azgın kimseler müstesna. Yani sana uyanlar dışında benim kullarım üzerinde senin bir yetkin, senin bir hakimiyetin olmayacaktır. Ve inne cehenneme le mev'iduhum ecmain. Ve cehennem onların hepsinin vaat edildiği yerdir. Sana tabi olanlar için cehennem vardır. Leha seb'atu ebvab. Ve o cehennemin 7 kapısı var. Likulli babin minhum cüz'un maksum. Ve her kapıdan oraya has girecek olan bir grup bulunmaktadır. Cehennemin 7 tabakası nazara veriliyor. Cennetin ise 8 mertebesi var. Cennetin 8 mertebesi olması Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gadabından daha ziyade olduğunun da bir alameti. Cenab-ı Hak şeytana tabi olmaktan hepimizi muhafaza eylesin ve Kur'an'ın gösterdiği yolda gitmeyi bizlere nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.